Ligde 7 maç var. var. Biz Galatasaray'la şampiyonluk e, yarışının e, içerisindeyiz. Kupada yarı e, finaldeyiz. Geçen sene bu dönemde e, ligin bitmesine 7 e, e, maç kala Fenerbahçe şampiyonluk e, yarışında e, değildi. Kupada yarı finalde değildi. Dolayısıyla bu ekip, taraftarların bunu anlayabilmesi için bu ekip, daha fazla ekip, ne söyleyebilirim bilmiyorum. Ekip, İrfan bence ekip, çok iyi bir oyuncu, büyük bir oyuncu. Bunu ben e, görüyorum. E, belki e, bazı Fenerbahçe taraftarlar için öyle olmayabilir ama onlar onun kalitesini görselerdi onu yuhlamazlardı. Her oyuncunun zaman zaman inişli çıkışlı dönemleri olabilir. Çok iyi performans göstermediği, kendi seviyesini gösteremediği dönemler olabilir. Ama bugün maçın kaderini değiştiren oyuncu İrfan Can'dı. Çünkü o çok karakterli bir oyuncu, çok özgüvenli bir oyuncu. Oyuna girerken ona yapılan ıslıklardan etkilenmedi. Fenerbahçe taraftarının ne düşündüğünü bilmiyorum. Aslında o yuhlayan taraftarların Fenerbahçe taraftarı olup olmadığını bile bilmiyorum. Çünkü ne Fenerbahçe taraftarı ne farklı başka takım taraftarı asla oyuna giren bir oyuncuyu yuhlamamalı diye düşünüyorum. Valen Valencia'nın da ıslıklandığı oluyor ki ben ee, nasıl mümkün olduğunu anlayamıyorum. Valencia bu sezon 31 tane gol attı. 27'si ligde. Bu kadar çok gol atmış bir oyuncunun sadece bir pozisyonu iyi değerlendiremedi diye veya çok iyi oynayamadığı bir dönemde neden böyle tepkiler gördüğünü açıkçası anlayamıyorum. Benim için yeni bir durum bu ki yıllardır da bu mesleği yapıyorum. Niye Galatasaray hep bizden önce oynuyor bunun sebebini bilmiyorum ama Türk futbolunda zaten anlamadığım çok fazla şey oluyor. Ama bu değiştiremeyeceğim bir gerçek. Oyuncular üzerinde baskı oluşturuyor mu zannetmiyorum ama taraftarlar üzerinde bir baskı oluşturuyor olabilir. Taraftarlar Galatasaray'ın kazandığını bildikten sonra daha gergin geliyor olabilirler stadyuma. Bu da sahaya yansıyor. Ben bütün bedenimle, bütün ruhumla şu anda buradayım ve bu kulübün menfaatlerine odaklanmış durumdayım. Sezon sonu kontratım bitiyor. Başkanımıza da çok büyük bir sevgi besliyorum. Her zaman söylüyorum bunu. Beni Türkiye'ye gelmeye o ikna etti. Şunu söyledim. Eğer seneye herhangi bir sebepten başkanımız burada olmazsa benim asla burada kalmam gibi bir durum söz konusu olmaz. Ben de burada kalmam. Tabii ki kalırsa o zaman durumu değerlendiririz ama başkanımız burada olmazsa ben de burada kalmam. Maçın yıldızlarından Arda Güler maçın 78. dakikada oyundan alkışlarla çıktı. Yerine İrfancan kahveci girdi ama e, tribünlerde önce bir yuhlandı kendisi. Bununla ilgili İrfancan'ın bir açıklaması var. Şimdi ona bakacağız. Bugün belki ilk golde topu kaptırıp hata yaptım ama taraftarlarımız o hatadan sonra arkamda durdu ve desteklemeye devam etti. Tüm takımın sezon sonuna kadar arkasında durmaya devam etsinler. Biz elimizden geleni yapacağız diyor. Bu da çok önemli. Jesus'ta biraz bu demen işte ters düşmüşler ama Jesus'un da haklı olduğu yön var. Şöyle ilk oyuna girerken ve girdiğinde ilk dakikalarda taraftarlardan bir protesto yedi. Ama müthiş bir hamle yaptı taraftar grubu. Bir anda İrfan Can'a sezon başından beri desteklemedikleri kadar desteklediler. Ben de tam buradayım zaten. Bu oyuncuları kaybetmemek lazım. Bu motivasyonla zaten İrfan Can da söylüyor. Hani o motivasyonla top kaybettiğim zaman gol yedirmemize rağmen toparladım. Maçı da çeviren oyuncu oldu. Cesun Valencia konusuna katılıyorum. Cesun söylediği doğru. Valencia niye ısıtlanıyor? Ben onu hakikaten anlamış değilim. Hocam peki Cesus'un önümüzdeki yıl Fenerbahçe'de olup olmayacağının belirsizliği sizce Belirsiz değil. Mı? Ali Bey şimdi şöyle bir sıkıntı var şu demeçte. Ali Bey'in devam Edip etmeyeceği konusunda ortaya bir şey attı. Etmeyebilir anlamında çıkar bu. Ben öyle düşünmesem de insanlarda böyle bir algı oluşur. Ali Bey devam etmeyecek mi acaba? Ali Bey kalırsak kalabilirim diyor. Kaldı ki Ali Bey zaten oturalım demiş. Burada yok ama demecini de görmüştüm geçen hafta. Bence de kalmalı. Ama ben hep söylüyorum mutlak surette kalırken de yanına muhakkak ...bir Bayram Bektaş bulunmalı. Oyuncu ilişkileri iyi olan, yabancı olan... ...o camianın yetiştiği bir arkadaşlarımızdan biri olmalı diye düşünüyorum. Onun CETİS'e da çok faydası olacaktır, kulübede. Ee, bir diğer konu... E, ...Fikistür'le ilgili. Doğru. Ama Avrupa Kupalarında Fenerbahçe oynadığı için... ...bundan bir, bir buçuk ay önceye kadar... ...Galatasaray normal olarak... ...daha önce oynuyordu. Çünkü Fenerbahçe'nin maçları Perşembe'di. Fakat ondan sonra... ...Galatasaray Kupada olmamasına rağmen... Fenerbahçe'nin sürekli sonra da oynaması bu tür seyirci tepkilerini de mesela her maçtan önce 9 puan geri düşüyorsunuz. Büyük bir şeydir, hayal kırıklığıdır. Evet. E, o yüzden de zaten böyle gitgeller yaşıyor takım maçta. Belki de e, bu fikstür bundan sonraki bölümdeki açıklanmış genel olarak bir hafta Fener oynar, bir hafta Galatasaray önler gibi daha adil bir çözüm bulunabilir diye düşünüyorum. Fakat oyuncuların psikolojik baskı altında olması, taraftarın baskı altında olması doğaldır yani. Ya 9 puan fark var kapatamayız gibi hazırlanmak başka. Diyelim ki önce oynadın, farkı 3'e indirdin. Bu kez rakip üzerinde baskı olur diye düşünüyorum ben bunu ama açıklanmış galiba yapacak bir şey yok. Karşılaşmada sarı kart gören Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in açıklamalarına bakacağız şimdi. Hakemle arasında ilginç bir konuşma geçmiş. Sarı kart gördüğüm pozisyonda ben önce topa dokundum. Tayland'a bana önce topa dokundun faal yoktu. Hatta sarı kart yoktu dedi. Devre arasında koridorda hakemle konuştuğumuzda yardımcının kendisine söylediğini söyledi. İsmail kusura bakma görmedim ben dedi. Ben de teşekkür ettim. Olur böyle şeyler hocam dedim. Bu pozisyon beni demoralize etti. Olur böyle hatalar. Hakemler de insan. Kırgın ya da kızgın değilim. Asla daha dikkatli olurlarsa seviniriz. Şimdi bu uh... İletişim ne kadar önemli değil mi? Hakem de yardımcı mı söylemiş? Evet. Şimdi bu deme için pozitif yönleri var. Ama bir de mesela teknik olarak şöyle söyleyeyim. Sarı kartlı oyuncu daha dikkatli oynar. Teknik olarak zararı vardır. Ama burada iki tane problem var. Birincisi Taylan evet terbiyeli bir çocuk. Bu oyuncular yakın yaşlı oyuncular refleks olarak şunu söylersiniz. Ya ben sana faul yaptım mı Allah aşkına söyle falan dersiniz tamam mı? Böyle konuşurken. O da İsmail'i sevdiği için bir son rakip de olsa yok hakikaten yok. Hatta faul de değil, kart da değil falan dersiniz. Bu bir. Ama bunu İsmail'in hakeme bunu söylemesi gençliğine vermek, vermek lazım. Doğru değil. Şimdi bu hakemin ben bu taylanı hep kollar bunlar şimdi. Hmm. İki, hakem de ben böyle gördüm. O da yardımcısını atmış. Evet. Yardım, ben de yardımcı verdi. Ya hakemsiniz siz yani sonuçta. Tamam muhtemeldir yardımcı vermiştir. Ama onu zaten izah etmek zorunda değilsin sen bunu. İletişim önemlidir. Ama iletişimde de yani bir taraftan Taylan gelmiş. Evet sorduğun için durup dururken Taylan e, şöyle mi yaptı? İsmail gel. Ya bu değildi. Ama verdi mi diyecek yani. Sen sordun, o da efendi efendi söylemiş sana. Sen orada kapatacaksın. Ama bunlar hep gençlik, tecrübesizlik. Bak hocam benim e, sarı kart verdin ama rakip bile böyle dedi bana. Bununla ilgili çok büyük hikayeler vardır ama şimdi yeri değil anlatmayayım. <laughs> tamam. Herkesin büyük bir keyifle izlediği Arda Güler, şüphesiz ki Ankara gücü maçının yıldızlarından biriydi hocam. Özel en... ilk yarıda sanat yaptı. Evet. Ya, futbolunda sanatı vardır. Ee, bu önemlidir. O da özel seyircisi olan bir kardeşimiz. ikinci yarıda tabii aslında bir haftadır böyle çok da yorgun değildi. Maçın temposu belki çok üstlendi. Ekonomik için tecrübe şudur. Ekonomik oynamak dönemidir. 90 dakikaya yayarsınız kendinizi. Arda genç oyuncu. Bunu da tecrübe dediğim şey odur. Çok klas, çok yetenekli bir oyuncu. Bunu 90 dakikaya yayabilir. Yani e, ekonomik oynamak denir buna. İşte benzini belli şekilde kullanacaksınız. O yüzden maçın ikinci yarısı da durdu ama ilk yarıda o kadar doyumsuz bir oyunu oynadı ki e, zaten geleceği aydınlık bir kardeşimiz. Arda Güler'in Ankara gücü savunmasına karşı yaptığı atakların da fotoğrafı var hocam. Fotoğrafla idare ediyoruz Gerçekten. <laughs> ya çok yetenekli. Herkes yani. keyifle şimdi izledi. Öyle, e, sürprizler yapabilir. Mesela üç oyuncu farklı düşünmüşler bak. Üç tanesini birden aldatmış. Bazı mesela üçünden bir tanesi mesela vurmayabilir dememiş. Son anda karar veren oyuncular büyük oyunculardır. Büyük oyuncu adayı zaten. Evet. Lider Galatasaray Fırtına'sı dinlemek bilmiyor. Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kayseri Spor'u 6-0 mağlup etti Galatasaray. Şimdi Okan Burun açıklamalarına bakacağız.